Evet herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz İyi akşamlar diliyorum hepinize müjdemi patlatmak istiyorum arkadaşlar kaç kişiyiz yayında 5 kişiyiz yeter yeter bile artar bile <laughs> Patlat abi hemen selamlar abim nasılsın teşekkür ederim sizler de iyisinizdir umarım bugün birazcık geç yayını açmak durumunda kaldım çünkü daha yeni geldim eve Sizler için uğraşıyorum sizler için Sizler için uğraşıyorum. Ee, ve artık bombayı patlatıyorum. Bombayı patlatıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Ben artık e, sürüngen besleyebiliyorum. Free. Zararsız. Yasaksız. Lan <laughs> Zaten yapıyordum diyecekler. Ya şöyle. E, şimdi şimdi Şöyle bir sıkıntı vardı derneği kurarken. E, sertifika olmayanlara artık hiçbir şekilde işte ne dernek, ne pet shop, ne hayvanat bahçesi ıvır zıvır e, yapılmıyormuş. Ve ben e, şöyle söyleyeyim size, çok şanslıyım. E, bizim derneğimizde bu belge var, sertifika. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bana verilmiş bir sertifika var. Bu sertifika sayesinde... E, şey yapabiliyorsunuz. ithalat yapabiliyorsunuz. Sürüngen ithalatı yapabiliyorsunuz. Çünkü buradaki e, maddede ev ve süs hayvanları var. Ev ve süs hayvanlarında da e, aslında sürüngenlerin işte bütün e, genel grubu aslında alınıyor. Bu daha önce de e, benim dükkanlarım varken dükkanda ruhsatı almam için gerekli bir belgeydi. Fakat şimdi e, bunun dernekte ve işte Diğer ithalat ıvır zıvır değil ki bu Alperde'de vardır büyük ihtimalle. Çünkü Alperde'de bir sürü belge olması lazım. O da bunlardan bir tanesi. Bu dernek için de lazımmış. Dolayısıyla derneği ben bunun sayesinde açabiliyorum. Yani hepimizin adına bir belgemiz var. Onun dışında çoğu sites belgesi maalesef arabamda kaldı. Unuttum. Bu kaçıncı. Ama burada halihazırda sites belgelerinde var. Burada mesela ee, şöyle göstereyim size. Hamdan 1409 2019'da almış olduğum ee, Highway morfundaki CB 2019 Bolton var. Bu belge işte ee, Oli Reptiles tarafından benim için hazırlanmış. Normalde buradan istediğiniz zaman mailinize de orijinal fotoğraflarıyla ıvırıyla zıvırla sites belgesini atıyorlar. Onun dışında ee, burada yine Simone benim çok sevdiğim yakında bir arkadaşım ondan İtalya'dan aldığım sites belgesi var. Bunların e, aslında Türkiye'de, Türkiye'de hiçbir e, sizin beslediğiniz anlamda yanınızda olsa da bir anlam yok. Çünkü sertifikanız belgeniz vergi levhanız ıvırınız, zıvırınız olması lazım. Fakat bu belgeler şöyle işe yarıyor. Burada e, Kayseri Hayvanat Bahçesi'nin bana işte... Yazmış olduğu liste var. Burada ne bu Rainbow boğası, Ball Python, Green Tree Python gibi gibi. Zaten bunu teslim etmiştik. Hatta iki parti teslim etmiştim. Sonra dört tane daha aldılar falan filan. Burada yine Hayvanat Bahçesinin formu var. Bunların hepsinde bu göstermiş olduğum sitesi belgeleri geçerli. Aynı zamanda da burada da bir fatura kesilmiş bana. Burada da Hayvanat Bahçesinin işte Kayser Hayvanat Bahçesinin bana kesmiş olduğu fatura var. Bunlar da bu sites belgeleri işe yarıyor. Aynı zamanda e, bu sites belgeleri dernekleştiğimiz zaman bizim işimize yarayacak da belgeler arkadaşlar. Öyle ki e, benim vergi levham artık kapandı. Çünkü ben artık hayvanat bahçelerine danışmanlık yapmıyorum. Onlara artık ithalat da yapmıyorum ama Alper yapıyor. Alper'in e, o yüzden vergi levhası da var. Alper'den rica ederim. Dernekleştiğimiz zaman bu hayvanların Ülkeye faturalı bir şekilde Girmesi gerektiği için Ondan sonra faturadan sonra bu sayıs belgeleri de işe yaradığı için Alper'le Bunun üzerine konuşacağım ve ondan sonrasında da Artık Legal bir şekilde herkes Parasını verip ve derneğe üye olanlar Altını çiziyorum derneğe üye olanlar Bundan yararlanabilecek Bütün kuşlarda olduğu gibi Nasıl kuşlarda bilezik Sistemi var Eee bu sürüngenlerde de çip olması lazım. Dolayısıyla e, kertenkelelerde ne olacak bu iş bilmiyorum açıkçası. Çok büyük soru işaretleri var kafamda. Fakat e, şeyde e, yılan türlerini ele alacak olursak yılanları bunu eee şırıngayla ya yani özel bir şırıngası var. Hıt diye çipi deri altına koymak biraz daha kolay. Ve ömür boyu da orada kalabilir. Hiçbir hayati e, sorun olmaz. Doğada zaten bunu yapıyorlar. O yüzden e, biraz böyle işi hızlandırdım. Gerekli belgeleri işte öğrendim. Fakat şu an yapılacak e, iş şu. Nereye başvurulacağından e, biraz daha işi nasıl hızlandırma bağımında. Çünkü korona var. E, biraz daha hızlandırmak lazım. Fakat e, şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta içinde herhalde artık ya da bu hafta artık yani kesinleşir ama emin adımlarla gitmek istiyorum ileride sorun olmasın diye bir daha bir daha taşımayalım diye derneğin tam yerini artık ayarlamamız gerekiyor. O yüzden de sonrasında da işte yani şey olur. Hızlandırırız. Zaten arkamda da ciddi bir destek var. Şöyle bir destek var. Sen yeter ki dernek işlerini hallet. Biz o tutacağımız derneğin kira parasını da işte gerekli giderlerini hep birlikte bölüşürüz diye hiç güzel de bir destek aldım. bu da aslında benim için bir artı. Ya bunların hepsini tek başıma yapmak durumunda kalacaktım ama aslında bu dernek hepimizin olacak. Yani ben dediğim gibi zaten tek başıma bunları besleyebilmek yerine herkes beslesin tarafında olduğum için herkesin de bu şekilde destek olması beni sevindirdi. Ee, zaten bu iş eğer biz ana merkezi kurduktan sonra e, diğer dostlar da şubeleşme yönünde diğer şehirlerde de bu yardımcı olurlarsa ve oralarda da zaten zincir şeklinde gidersek hem Oradaki hayvanların kontrolü, işte denetimi tarımla bizim aramızda artık hani senkron bir şekilde gideceği için daha rahat olur. Hem de bütün derneği üye olanları daha rahat kontrol altında tutabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de bence hızlı bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum yani o sistemi, zincir sistemini kurarsak ben gayet ümitliyim arkadaşlar. Yani e, bence bu iş olacak. Bakalım. Bakalım. Size bu belgeleri getirdim. Hızlı bir giriş yaptım böyle 14 dakika konuşmuşum. 14 dakikanın da 6 dakikası şey intro hadi oradan. <laughs> Şimdi bana yardırmayın. E, elimizdeki ana şeyler zaten var. E, belgeler var. Önemli olan dediğim gibi sadece ve sadece şu an derneğin bu neden Kurulum yapılacağı yeri kalıyor. Suzdurmuş zannettim de başka bir şey. Valla koşturuyorum arkadaşlar. Koşturuyorum. Koşturuyorum ediyorum. Şu e, derneği de bir artık şey yaparsak. Damacana değil artık. Normal petten içiyorum devamlı bana. Arda da toksik yapıyor. Eee... Diğer e, bu arada ustalar arasındaki e, sözleşmelerini falan da hepsini inceledim. E, zaten bir dragonlardan Türkiye muaf arkadaşlar bu arada yani e, şu anlamda muaf dünyanın her yerinde artık bir dragonlar mesela şey olmuş. Hmm, ne denir? Serbest. Yani sites listesinin tabisi dışında bir hayvan olarak görülüyor. Çok fazla üretildi işte. Pet olarak besleniyor. Hiçbir e, dünyanın ülkesinde istilacı tür olarak eli alınmıyor falan filan. O yüzden de e, bir dragonları rahatlıkla besleyebilirsiniz. Zaten e, TÜBİTAK raporunda da bir dragonların e, sürüngen olarak beslenmesinde de hiçbir e, şey yoktur. Sadece dişi ve erkek olarak besleyemiyorsunuz. Onun altını çiziyorum. Sadece tek olarak bir tane ya da iki tane e, dişi zaten iki erkek aynı yerde ka kalamıyor, kavga ediyorlar. İki e, iki dişi, üç dişi aynı terrariumda besleyebilirsiniz sadece. E, erkek olmayacak arasında. O yüzden de e, içiniz rahat bir şekilde bir dragonlarını besleyebilirsiniz. E, onun dışında zaten Alper'in getirmiş olduğu fette ilgokolar, işte skinkler onlar zaten besleyebiliyorsunuz ama tabii onların da çipli ve e, size belgeli olması lazım. E, Alper'den almayacağız bir dragon olacak derseniz orasını ben de bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Çünkü e, bu hayvanların hiçbir şekilde bir dragonlar için söylüyorum. Sites belgesi dahilinde demiyor. Diğerlerinde diyor mesela. Ama bir Dıt Dragon'da demiyor. Böyle de bir açık var. Bence bir Dragon kullananlar dermişim. Besleyenler bir rahatlıkla besleyebilirler. Bir tane besleyebilirler ya da iki dişi besleyebilirler. Karşı cinsi olmayacak. Cinsiyeti olmayacak. onun dışında aklıma Gelenlerden bir tanesi de şu Iguana. Iguana e, Türkiye'de serbest arkadaşlar. İstediğiniz gibi besleyebilirsiniz. E, zaten bundan bundan da değil yani çok e, kısa bir süresi öncesine kadar çoğu yer yapıyor da şimdi Alper bunu resmi olarak e, Iguana ithalatı yapacak. E, Alper'den de sites belgeli faturalı çiftli alabilirsiniz ama e, daha önceden böyle bir mevzuat olmadığı için yeni geldiği için yani 10 sene önce aldım deyip Yine besleyebilirsiniz. Iguana bir de dragon'da böyle bir e, güzellik var ama tabii ki bu e, yılan için yetmiyor. Yani yılanların e, ne kadar işte e, zararsız olduğunu, istilacı tür olmadığını kanıtlamak için e, ki ki istilacı tür diyelim. Çünkü bu yaban e, yani vahşi kuşlar için yırtıcı kuşlar için ele alırsak e, bu hayvanlar da sonuçta istilacı. Olma kapasitesi daha yüksek fakat dernekleştiğin zaman ve bilezik taktığın zaman kuşun ayağına e, bu sorun ortadan kalkıyor ki bence hani e, tamam kuş da kaçabilir yılan da kaçabilir yani orada da aslında bir sorun var ama en azından şöyle bir şey var. Ee, ...sen hayvanın kaybolduğu zaman... ...ya da öldüğü zaman derneği bildirmek zorundasın. E, dernek de ona göre... ...kaydını tutup işte... E, ...seni denetlemeye gelen kişilere bunu sunuyor. Aslında bir yandan e, onun için... ...aslında dernekleşmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, başka... ...hani dernekleri de örnek aldığımda... ...onları incelediğimde... E, ...aslında şunu gördüm... ...yani yılanların serbest olması... ...yani... ...bir derneğe bağlı olarak... Beslenmesi gerçekten hem avantajlı yani hiçbir dezavantajı yok hem de kontrol açısından çok güzel yani gerçekten besleyecek kişiler derneği olacak öyle maymun iştahlı insanlar olmayacak ya da başkaları olmayacak o yüzden de ben bu konuda ümitliyim şimdi ilk bir çete hiç bakmadım ya. Tarantula nasıl olacak beslemek isteyenler için bence tarantula resmi olmayacaklar arkadaşlar hiçbir zaman olmayacak onu söyleyeyim size tarantulanın bana soracak olursanız bir tane iki tane beslenmesi de ne kadar hani yasak bilmiyorum bir tanesi yasaksa gerçi 3-4 tanesi de yasak olur 100 tanesi de yasak olur bu bir taneyle 100 taneyle de kalmaz şu an mantığım hani şey yaptığımda düşündüğümde tarantula olmaz ama benim de açıkçası tarantula ile tarantula çok şeyim yok ismini söyleyin siz. Ee, ilgim yok yani benim buradaki amacım e, sizleri, sizlerle birlikte e, yılanların beslenmesi işte kertenkele türlerinin beslenmesi amacım e, bu ülkede bu işleri yapmak isteyenleri de öncülük yapmak nasıl Alper bu işi yapmak istiyor başkası da yapmak isteyecek benim param var ben e, işte sürüngen işine girmek istiyorum böyle bir market açayım diyecek mesela atıyorum Adana'da ya ona da yardımcı olmak babın herkese yardımcı olmak için zaten bu derneği başlatalım. Ondan sonra da işte ithalat yapan kişiler de rahatlasın. Evinde yılanı beslemek isteyenler de rahatlasın. Biraz önce gösterdiğim belgeler aslında işte bizim yurt dışında bu işi legal yolla yapan insanlardan aldığımız belgeler. Bu belgeleri de işte Türkiye'de hani sizler tarafından üretim yapıp yurt dışına belki satmak isteyeceksiniz. Ee, önü açılacak. Birçok şeyin zaten önü açılacak. Bunları daha önceki yayınlardan da konuşmuştuk. Yani Türkiye'de şu an ciddi bir e, talep var ve el altından da besleyen bu canlıları binlerce kişi var. Yani bunu bütün Türkiye biliyor. Yani daha doğrusu sürüngen camiasındaki ve evet, sürüngen camiasını yakından ilgilendiren herkes zaten bunu biliyor. Ee, ve bir iki tane resmi yer var, e, fare üreten, işte böcek üreten, yem üreten ve bunlar yetmiyor ve yetmediği e, halde e, daha doğrusu bunu kendi avantajlarına çevirip de çok astronomik rakamlar istiyorlar bence. Yani ben iç birisinin gidip de e, bir Morion'un işte 80 kuruşa nasıl satıldığını hani maliyetini sorduğumda bana açıklama yapacağını pek düşünmüyorum sormadım da bir farenin işte 20 lira 15 lira olmaması gerekiyor yani daha ucuz olması gerekiyor bunların hepsi de işte aslında bir şeye talep olursa onun rakipleri artacak ve daha fazla üretilecek o yüzden eğer yakın bir zamanda yani bu bu 3-4 ay içerisinde bu iş olursa ve insanlar biraz daha böyle kemirgen türlerini üretirse, böcekleri üretirse işte daha şey olacak yani anlatabiliyor muyum? Ucuzlayacak, yaygınlaşacak ve bence biz ona da her yayında da söylüyorum bu konu açıldığında altını çiziyorum. Biz bunları ihracat olarak bütün dünyaya satarsak bence ülkemiz de çok kazanacak. İnsanlar da çok kazanacak. Euro dolar bazında çünkü kazanacak herkes ve ona göre de bir şey olacak. E, gelir olacak. Bence çok kişi de bundan ekmek yiyecek dediğim gibi UV lambaları Türkiye'de yapılabilir, cımbızlar yapılabilir, teraryumlar yapılabilir, bunlar yurt dışına satılabilir, kalsiyum tozları yapılabilir, ripeşinin belki kafası çalışıp da birisi sera açıp o seranın içerisinde sadece sürüngenlere özel karışımların elde edebileceği bir mama formülü hazırlayıp onu piyasaya sürebilir, onları yurt dışına satabilir. Bence inanılmaz bir yelpaze var bu işte. Aklıma şu an geldikçe geliyor yani ısıtıcı petlerde tamam Türkiye'de şu an güzel firmalar var ısıtıcı petler yapıyorlar ama belki daha farklı şeyler yapılabilir yağmurlama sistemleri yapılabilir yani ben bir yağmurlama sistemi aldım han fuarında 100 euroya aldım 100 euro dediğiniz şu an 900 TL yapıyor yemin ediyorum size turşu bidonu birazdan gösterince bo, depoda yani onu bulmam zor olur e, turşu bidonuna benzer bir bidon, e, bidonun içerisinde bir motor, o motor nuzıldan gidiyor ve pıs, şey yapıyor 900 TL. Bize bunun maliyeti ben size söyleyeyim, yani kafası çalışan bir adam yapsa e, 100 lira, 150 lira yapar, e, yüzde, üzerine yüzde 100 kar koysa Türkiye içinde 300 liraya satar, yurt dışına onu 100 liraya satsa e, parayı siz düşünün. Yani çok fazla bu işte aslında gelir edebilecek şeyler var. E, o yüzden de. Bunu bir şekilde anlatmamız lazım. Anlattıktan sonra da işte bunu bir şekilde yasal olarak yapmamız lazım.